Ayşe annemizin kendi çocuğu olmadığı için Medineli yetim çocuklarla ilgilenir. Yetim kızları alır, büyütür, yetiştirir, evlendirir, sonradan gelen şehit yetimleriyle ilgilenir. Şimdi şöyle bir gitsek de Peygamber Efendimizin evine girsek, annelerimiz, annelerimizin eski eşlerinden, kocalarından getirdikleri çocuklar, Ümmü Selam annemizin 4 çocuğu, Ümmü Habibe annemizin 1 kızı, işte Ayşe annemiz gibi diğer annelerimizin yakınları, yeğenleri ve yetimler, yetim çocuklar Peygamber Efendimizin evindeler. Annelerimiz yakınlarıyla ilgileniyorlar. Her birinin ya ablasının çocuğu veya kardeşinin çocuğu veya kendi kardeşi, mesela Hafsa annemizin kardeşi Abdullah sık sık gider gelirdi Peygamber Efendimizin evine. Bunlar Peygamber Efendimizin evinde ciddi bir kalabalıklık meydana getiriyor. Yani Peygamberimin Medine'deki evi bizim evlerimiz gibi değil. Keşke bizim evlerimizde de yetimler olsaydı. Onun için bu manada yazdığım bir yazının başlığına evlerimizin eksik fertleri diye başlık koymuştum. Yetimler, yoksullar, kimsesizler ve özellikle şehit çocukları Peygamber evinin sakinleridir. Bunların geçimi var. Peygamberimiz bunları geçindiriyor Medine'de. Diğer müminler, Müslümanlar nasıl geçiniyorsa Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimiz de bu şekilde geçiniyor. Ganimetlerden kendisine düşen çok az bir hisse var, bir pay var. Müminlerin, Müslümanların hediyeleri var. Şunun da altını çiziyorum. Asla ve kat'a Peygamberimiz zekat almazdı, sadaka almazdı, fitre almazdı. Yoksulların hakkını yoksullara gönderirdi. Kendi almadığı gibi çocuklarına, torunlarına da yasak etmişti. Peygamber evinin, peygamber yakınlarının, peygamber çocuklarının ağzından, efendim boğazından fitre, zekat gibi şeyler geçmemiştir. Şimdi böyle olunca, hal, durum böyle olunca Peygamberimizin vefatından sonra geriye bıraktığı bir miras yoktur saygıdeğer izleyicilerim. Özellikle nakit olarak bir şey bırakmamıştır. Vefatından önceki anlarda habire sormuş Ayşe annemize, paramız var mı? 7 dirhem paramız var demiş. Aman onu dağıtın. Araya başka şeyler girince bir daha sormuş. Ayşe dağıttınız mı? Yoksullara verdiniz mi? Veririz ya Resulallah. Niye acele ediyorsunuz ki? Olmaz. Çabuk dağıtın. Ben geriye para bırakmış da ölmüş bir peygamber olmak istemem. Nakit parası yok saygıdeğer izleyicilerim. Ev eşyası, kaldığı evler annelerimize kalıyor. Silahı, kılıcı, oku, yayı, efendim katırı kendi yakınlarına kalıyor. Fedek'te bir parça arazisi var. Onu da yolculara, kimsesizlere vakfetmiş durumdadır. O arazisini Fatıma annemiz Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'den ister. Ebu Bekir Efendimiz devlet başkanıdır. Peygamber Efendimiz şöyle bir hadisi şerif buyurur. Ebu Bekir Efendimiz de bunu Hazreti Fatıma annemize söyler. نَحْنُ الْاَنْبِيَاءُ لَا نُورَسُ مَا تَرَكْنَاهُ صَدَقَةٌ Biz peygamberler geriye herhangi bir miras bırakmayız. Ama bir şey bıraktıysak o da sadakadır.